Denizli Milletvekili Sayın Kazım Aslan konuşacak. Buyurun Sayın Aslan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 411 sayılı Türkiye Varlık Fonu kurulması ve bazı kanunlarda ve kanun hükmündeki kararnamelerdeki yapılacak değişiklikle ilgili 18. madde ile 2863 sayılı kanuna ek bir madde eklenmiştir. Bu ek madde ile bakanlıkça yapılan veya yaptırılan her türlü proje ve uygulamalarda bu kanun ile koruma, uygulama ve denetim bürolarına verilmiş olan görev ve yetkiler koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından kullanılır. Yetki değişimi böylelikle yapılmıştır denilmektedir. Ben öncelikle hem sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hem de Van'da, Bitlis'te, Elazığ'da terörden dolayı şehit olan askerlerimize ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu düzenlemenin 2863 sayılı kanun başlığıyla temel kanun olarak bu meclisimize gelmesi gerekirken ek bir madde olarak torba yasasıyla gelmiş olması kanunun bütünlüğü, birliği ve anlaşılmasına aksaklık yapacağını özellikle belirtmek istiyorum. Yasa torba yasası, her türlü düşüncelerimizi de sizlere aktarabiliyoruz. Ben de bu maddenin konusu dışına çıkarak bazı gündemde olan konuları sizlere aktarmak istiyorum. Son zamanlarda özellikle FETÖ'cülerin yapmış olduğu darbe girişimi sebebiyle yürütülen soruşturmalarda birçok yanlışlıkların yapıldığını söylemek istiyorum. Özellikle iktidar darbe girişiminden çok korkmuş olacak ki darbe girişiminden sonra 81 ilde olağanüstü hal ilan ederek bu ülkeyi yönetmeye başlamıştır. Şimdi düşünün, mecliste 317 tane milletvekiliniz var, tek başınıza iktidarsınız ama kendinizi güçlü hissedemiyorsunuz, olağanüstü halle bu memleketi, bu ülkeyi yönetmeye kalkıyorsunuz. Demek ki iktidarın zafiyeti var, eksikliği var, bu ülkeyi iyi yönetemiyor. İktidar 2002'de iş başına geldiğinde Güneydoğu'da iki ilimizde olağanüstü hal vardı. Bunu kaldırdık diye övünüyordunuz. Ama şimdi 81 ilde olağanüstü hal var. Gıkınız çıkmıyor. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Memleketi idare ettiğinizi zannediyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, şimdi bu olağanüstü halle birçok kanun hükmündeki kararnameler çıkartıyorsunuz. Bu olağanüstü hal yönüyle getirdiğiniz kararnameleri de henüz meclise getirip de burada tartışmaya da açmıyorsunuz. Uygulamalar o kadar yanlış gidiyor ki üniversitelerde FETÖ'cüleri her tarafı yığmışsınız, doldurmuşsunuz. Şimdi temizlemeye çalışıyorsunuz. Darbe girişiminden sonra YÖK'ü toplantıya çağırıyorsunuz. Bütün fakülte dekanlarını istifa ettiriyorsunuz. Böyle bir şey hiçbir zaman bu ülkede hem görülmedi hem de yaşanmadı değerli arkadaşlarım. Ayrıca üniversitede gerçekten FETÖ'cülük yapan, terörizme ilişiği olan, katkısı olan, yönetiminde olan insanların sorgulanması ve tutuklanması kesindir. Ancak bunun dışında olan insanların günlerce gözetim altında tutularak, onların görevlerinden alınarak hem kendilerinin rahatsız edilmesi hem de görevlerinden alınması birçok üniversitelerde öğretim üyeleri eksiğiyle bugün öğretim yılına başlayacak bir döneme de giriyoruz değerli arkadaşlarım. Onun için değerlendirmeleri, çalışmaları iyi yapmak, gerçekten bu darbe içine girmiş olan, FETÖ'cülüğün içine girmiş olanların sorgulamalarını yapmak, tutuklamak ama onun dışındaki insanları zarar vermeden, fazla gözetim altında tutmadan
ailesine, çevresine, mesleğine, kimliğine, kişiliğine zarar vermeden bu soruşturmaları sürdürmek zorundasınız diye belirtmek istiyorum. Sözlerimi bu şekilde bitiriyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Aslan.